Merhaba arkadaşlar. GSM iletişimde S121 ES121 akıllı tornavida tanıtımı yapacağız. Akıllı şarjlı tornavida. Şimdi öncelikle cihaz şarjlı bir tornavida. Ve şarj süresi de ortalama 4 dakika 5 dakika şarj ettiğimizde yarım saat rahat bir şekilde kullanabiliyoruz bu tornavidayı. Tasarım olarak da çok başarılı bir tornavida. Bizim kullanmış olduğumuz bu tornavidadan çok memnunuz. Tornavidanın 5 farklı ayarı bulunuyor. Otomatik ayarı. Birinci güç. İkincisi ondan biraz daha düşük ayarda bir güç. Üçüncü daha düşük. Dördüncü de en düşük ayardaki olan güç seviyeleri var burada. Yanında farklı uçları da geliyor aynı zamanda. Cihazın gövdesi çelik bir şekilde. Ucu taktığınızda yani oradaki istediğiniz hangi ucu kullanacaksanız ucu mıknatıslı bir şekilde çok güçlü bir şekilde tutuyor onu. Herhangi bir şekilde ne kullanımınıza engel ya da herhangi bir şekilde düşme vesaire bu şekilde yapmıyor. İsterseniz küçük bir demo da yapabiliriz. Buradaki güç ayarlarının nasıl olduğunu göstermek için. Ucuna tornavida ucuyla gösterelim şimdi size. Şimdi bu otomatik ayarda mı, birinci güçte mi? Birinci güçte oldukça yüksek bir güç performansı kullanıyor burada. Şimdi biraz uzun vida ya da biraz güç isteyen durumlarda bu birinci seviyede bunu kullanabiliriz. İkinci seviyede biraz daha az güç isteyen ya da çok zorlamayacak şekilde olan bir şekilde bunu kullanabiliyoruz bu ikinci seviyeyi. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bazen vida boyları gerçekten küçük oluyor. Ve siz buna yüksek güçte bir tornavida ile buna müdahale ettiğiniz zaman o vida yatağına ya da herhangi bir şekilde başka bir şeye zarar verebilir. Ama dördüncü seviyeyi burada yapmışlar. Dördüncü seviyede kullanıldığı zaman burada çok zayıf yani hemen gördüğünüz gibi bakın normalde birinci seviyeyi alalım. Mesela usta. Birinci seviyede döndürmeye başlayalım. Bakın elimizde tutuyoruz ama durduramıyoruz. Yani çünkü hala vida dönmek istiyor. Yani orada siz onu döndürmeye çalıştınız. O vidayı oraya sıkıştırmaya çalışacak. Biz bunu dördüncü seviyeye getirdiğimizde. Şimdi mesela vidayı sıkmaya çalışalım. Bakın. Elimizde durdurduğumuzda anında duruyor. Yani vida artık tam yuvasına oturdu diyor. Ve bu şekilde duruyor. Bu şekilde de herhangi bir şekilde zarar vermiyor. Onun dışında otomatikte maksimum seviyeleri alabiliyorsunuz. Hem güç hem hız olarak maksimuma ulaşabiliyorsunuz. Minimum da ulaşabiliyorsunuz. O sizin el hassasiyetinize bağlı kalıyor aslında otomatikte. Onu siz kendiniz anlayabiliyorsunuz. Bu şekilde bir kağıt yardımıyla size gösterelim. Burada hani düşük de kullanabiliyoruz. Otomatikte. Bunu aynı şekilde bize bağlı olarak bunu kendimiz hızlandırabiliyoruz da. Akıllı tornavidalarda genelde hani vidayı sökerken ya da vidayı takarken küçük bir aparat olur. İşte vidayı sökmeye bu yönde basarsanız vidayı söker. Ya da üst 3 kademeli şekilde bir ortada durur, bir yukarıda, bir aşağıda. Bunda ise sizin el hareketinize göre, sensörüne göre vidanın tornavidanın nasıl döneceğini siz ayarlıyorsunuz. Bakın. Elimizi sola yaptığımızda küçük bir harekette vidayı ona göre sıkıştırmaya ya da sağa doğru yaptığımızda vidayı ona göre söktüğümüz, sökmemize otomatik olarak ayarlıyor. Çok
Kullanışlı ve çok kolay bir şekilde. Mesela şöyle gösterelim. Dijital göstergesini de gösterelim size. Bakın vidanın nasıl döndüğünü. Bakın şu an söküyor mesela. Herhangi bir switch vesaire kullanmadan ufak bir el hareketimizle onun dönüş yönünü biz kendimiz ayarlayabiliyoruz. Bakın. Kendimize doğru çektiğimizde vidayı söküyor. Aksi yönde bakın vidayı sıkıyor. Ve bunu dijital göstergede bize gösteriyor. Otomatik ayarda şu an en düşük performansını gösteriyoruz. Ama birazcık elimizi döndürdüğümüzde onu daha da hızlandırabiliyoruz. Bakın birinci seviyede ise devamlı aynı gücü uyguluyor. Cihazın şarj yerini gösterdiğimizde şarj yeri micro USB bir soket kullanıyor. Çok hızlı bir şekilde şarj olabiliyor taktığımızda. Hemen şarj işaretini ekranda görebiliyorsunuz. Yani bir 5-10 dakika taktığımızda rahat rahat işimizi görebiliyor. Genel olarak ağırlık olarak gerçekten güzel bir tok bir ağırlığa sahip bir cihaz. Kullanışlı bir cihaz. Biz çok memnunuz. Şimdi buradaki ayarlara girmek istediğimizde, oradaki kademeleri göstermek istediğimizde ana menüdeyken ortadaki tuşa 3 defa bastığınızda seri bir şekilde 3 defa bastığınızda size ekran açıyor ve buradan seçeneğini hangi modda kullanmak istediğinizi kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Genel olarak anlatabileceklerimiz bunlar bu tornavidada. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize iyi günler dileriz.